Bakalım ana yemekte neler yapmışsın, performansını göreceğiz. Peynir soslu bonfile ve mantar. Yanında mantar. Birkaç çeşit mantar kullandı. Dıştakya, mittakya falan karışık. Niye güldünüz? Öyle yapıyorlar. Mantar sadece mantar yazılmış. İstiridye mantarı, kültür mantarı, işte dıştakya bilmem ne. Mantar sote yapıyorlar, yanına güzel gider. Peynir acaba roquefort falan mı kullandı yoksa mozzarella parmesan galiba. Mı mozzarella parmesan mı? Da mozzarella ben de mozzarella diye. Diye. Evet. Ha öyle mi? Öyle mi tahmin ettiniz? Parmesan ve mozzarella diye. Nasıl buldun menüsünü bugünkü yarışmacımızın? Yani aslında bakıldığında sanki yoğun bir menüymüş gibi ama şu an önümüze gelen yemeklerle baktığımda... Şimdi baklavası var, bir pidesi var. Pide olmamış gördük ki, inşallah baklava olmuştur. Yani Zoy Hanım, hani el açması deyince herkes onu çok mükemmel yapacak manası tabii, taşımıyor. Tabii. Burada lezzetini çünkü ön plana tutmak zorundayız. Eğer baklava da böyleyse maalesef üzgünüm kendi adına. Belki de böyle değildir canım şimdi. İnşallah değildir. Olmayalım yani. Bu arada yarın büyük final. Bakalım bu haftaki yarışmacılarımızdan hangisi, burada gördüğünüz hangi yarışmacımız 150 bin TL'yi alıp ipi göğüsleyecek ve şampiyon olarak bu evden Gündüz Kuşağı'nın en büyük ödülüyle ayrılacak. Ama bu siz de olabilirsiniz. Nasıl mı? tv8başvuru.com adresine yapacağınız başvuru ile veyahut Instagram hesabımız olan Yemekteyiz'le bizlere ulaşabilir. Siz de 150 bin TL için şansınızı deneyebilirsiniz. Hemen yurt dışı ile ilgili anonslarımı tekrar edeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yavru vatanımızda çekim yapmak istiyoruz. Almanya'da çekim yapmak istiyoruz. Başvurular gelmeye başlamış. Fakat biraz dağınık. Köln'den var, Münih'ten var, Frankfurt'tan var. Efendime söyleyeyim, Berlin'den var. Biz istiyoruz ki bir şehre gidelim. Orada öncelikle çekimlerimizi tamamlayalım. Sonrasında bakarız tabii. Onun için nereden çok fazla başvuru alabilirsek değerlendirebileceğimiz oraya dümeni kıracağız. Onun için Almanya'da yaşayan sevgili Türk vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz, sizlere sesleniyorum. Gelelim evlerinize konuk olalım. Yaşadığınız yeri tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterelim. Yemeklerinizde neler yapıyorsunuz orada? Mutfağınızda neler pişiyor? Ve de 150 bin TL için siz de ne yapıyorsunuz? Yine tv8başvuru.com ve de Instagram hesabımız Yemekteyiz'e başvuruyorsunuz. Kıbrıs'a daha evvel çekim yapmıştık. Gene gitmek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yavru vatanımızdaki herkese de buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Yarışmacı olmanız için. Ve bu sene demiştik ki sezon başında sadece 150 bin TL ile Gündüz Kuşağı'nın en yüksek ödülünü vermiyoruz. Onun dışında büyük sürprizlerimiz olacak. Bunlara da hazır olun demiştik. Onlardan bir tanesi daha geliyor. Evet sevgili Yemekteyiz izleyenleri. Bu sezona özel bir uygulamamız olacak. Ve de ne yapacağız? Bir hafta sadece çiftleri yarıştıracağız. Bu çiftler nasıl olur? Karı koca olur, nişanlılar olur, sözlüler olur, kardeşler olur, anne baba olur, anne çocuk baba çocuk olur, kuzenler olur, iki arkadaş olur. Sadece akrabalık ilişkileri de gözetmiyoruz. Yani eğer siz çift olarak yarışalım derseniz kapımız size de bu sezon için açık. Bir hafta özel böyle bir çekim yapacağız. Çok bütün eğlenceli. Çiftleri de Yemekteyiz'e bekliyoruz. Çok eğlenceli olacak. Aslında Yemekteyiz formatında var. Yurt dışında da çekiliyor çiftlerle. İkizler olabilir. Ne kadar renkli olur. İki arkadaş, iki sevgili, iki ne bileyim kuzen. Çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Bir an evvel de çiftlerimizi buraya bekliyoruz. Onun için çiftlerimiz de başvurularını yapsınlar. Bu sene farklı sürprizlerimiz olacak. Bayağı değişik olacak. Değişik olacak. Bu arada haftaya gelecek yarışmacılardan bir tanesi bugüne kadar hiç yapılmamış bir menüyle gelecekmiş. Tüyosunu aldım. Tam olarak söylemediler ama Zuhal Hanım hazır olun dediler. Öyle mi Tuğba Hanım? Evet Zuhal Hanım hazır olalım. Hazır olalım. Güzel bir şey olacak ama değil mi? İnşallah Zuhal Hanım. Çünkü sürprizin iyisi kötüsü oluyor biliyorsun. Bence biraz sanki kötü gibi. Yok canım. değil mi? Sürpriz geldi. Ama Zuhal Hanım Yemekteyiz tarihinde bir ilk dediler. Vallahi ben sürprizlere açığım, yeniliklere açık bir insanım. Çok da severiz. Ve de kaç dakikası oldu? Zuhal Hanım 5. dakika şimdi bitti. 5. dakikası bitti. Şimdi peynir soslu bonfilenin mantar ve... Evet peki sevgili Sezer. Dün 2 tane 4, 2 tane de 7 aldın. Şimdiye kadarki en yüksek puanları aldın. Ama tabii ki diğer yarışmacılarımızın da puanlarını, onlardan bir tanesi Asiye bilmiyoruz, henüz yarışmadı. Bir diğeri Süleyman. Şimdiye kadar çok iç açıcı yorumlar almadı ama ana yemek ve baklava var. İnşallah beğenirsen puanını verir misin? Yoksa aldım puanımı koydum cebime otururum, kimseye de daha benden zırnık koklatmam diyenlerden misin? Tabii ki de öyle bir şey demem. Benim hakkımı yedikleri gibi kimsenin hakkını yemem. Hmm. Gerçekten ana yemeği ve tatlısı olursa, salatası da olursa gerçekten hakkını alır. Peki Asiye'den nasıl bir menü bekliyorsun?
Ya Asiye Hanım'dan da ben çok bir menü bekleyemiyorum açıkçası. Aa. Çok üzgünüm ama o da yine kendine böyle kişisel bakımına daha çok vakit ayırıyor. Ha. Mutfağa çok ayırmıyor gibi duruyor kendisi. Çok haklısın. Bunu buna herkes söylüyor. Haklı mı? Evet. Öyle mi? Peki bir menü beklemeyelim mi senden? Tezinde haklı. Görünüm olarak arkadaşlarım da bunu söyler. Ya yemeğin görüntüyle ne alakası var? Benim bir çocuk büyüttüğüme inanmıyorlar. Benim bir evde kesinlikle bir bakıcım vardır, bir yardımcım vardır. Hep öyle bir dans ediliyorum. Öyle bir imaj mı çiziyorum diyorsun? Öyle görünüyormuşum. Bence güzel. İyi tarafından da bakmak gerekiyor. Ters köşe olur belki. Aynen. Hem evimi idare ediyorum, hem işimi idare ediyorum, bravo, hem kendimi idare ediyorum. Neden bana yaklaştınız peki? Nasıl? Neden bana görünüşümle yaklaştınız peki? Ama siz bunu net olarak ortaya serdiniz. Hadi göreceğiz canım. Yarın. Göreceğiz. Doğru bir soru vallahi göreceğiz. Züleyha'dan gelen. O zaman onu niye madem sen bundan yakınıyorsun, bundan evet, muzdaripsin, niye aynı uygulamayı başka bir hemcinsine yaptın? Yok, ben bundan mutluluk duyuyorum. Allah demek Allah. Ki onu lanse ediyorum. Demek ki öyle gözüküyorum. Muhut salatası geldi. Bu da farklı bir ama eleştiri güzel olarak kullanıyorsun cümlelerde bunu. Yok, ben sizin yemek yapamayacağınızı net olarak söyledim. Dövmelerle vesaireyle bunu gösteriyor dövmeyle olduğunuzu söyledim. Ya yani dövmeli olanlar yemek yapamaz mı? Bende de dövme var. Dövmeli olanlar tabii ki de yemek yapıyor. Ama sizin çoğu tamamıyla vaktinizin tamamını dışarıda geçirdiğinizi, aa, bunu görebiliyorum. Nereden görebiliyorsun? Ne münasebet İzinim ya? İzinim olarak görebiliyorum. Çok önyargılısın. Dışarıda asla vakit geçiyor. Geziyor, tozuyor bütün. Önyargıda belirtisidir biliyorsun. Ama bunu sofrada zaten öyle gördük. Çok önyargılısın. Sofrada net aynen olarak gördük bunu. Saçma geldi bana. Ne alakası var ya? Çok önyargılısınız Nazmiye Hanım ve siz. Katılmıyorum kesinlikle. Yani dünkü kıyafetinizi düşünürsek evinizde bakıcı varmış gibi durmuyorsunuz. Dünkü kıyafetimi yani bana çok yakıştığınızı alışveriş yapmışsınız, oradan buraya gelmiş. Olabilir, pazardan da giyinebilirim. Ama bu kadar eleştirel yaklaşıyorsunuz, özellikle beni eleştiriyorsanız o milyoncudan takı alıp bir sürü takı takmışsınız. Bak şimdi olmuyor. Hayır, bunlar lütfen ya. Niye öyle şeyler söylüyorsunuz ya? Giydiğiniz şeylerin hiç yakışmıyor. Fiyatı önemli değil, taşı elinde. Aynen öyle. Ben de pazardan almış diyorsunuz. Dün ben de taşıyabilmeyi pazardan almış ama diyorsunuz lütfen, ama lütfen o elbiseyle gelinmezdi buraya, bunu kabul edelim. Gayet de nasıl et soğuk yenmezse Asiye Hanım'ın elbisesiyle de buraya gelinmez. Ama niye sen kol şortla geldin? Evet. Üstündeki elbise penye ve çok çok şeydi yani buraya uygun, bu masaya uygun muydu? Ya penye elbiseyle gelinebilir yani kot şort ve bence şey. Bence gelinemezdi. Ben adam da gelinebiliyorsa bence penye elbiseye de gelinebilir. Yani bunu eleştirme hakkını kendimde. İkisi de benim kabulüm de. Zuhal Hanım beni hep eleştiriyorlar ya. Şimdi evet. Bir insanı o da yersiz. Bir insanı bir konuda eleştirecekseniz o konuda mükemmel olmanız lazım. Ben şunun için bence söyledim. Kendisi niye öyle diyorsun bir milyoncu yok, falan? Hayır, ayıp ben ya. Direkt ama hayır kendisi zaten pazar diye söylediği için şu an onun savunmasını merak ettiğim için böyle bir şey söyledim. Yoksa gitsin istediği yerden takısın. O elbise ben elbiseyi pazardan almış demedim. Bak dinlemiyorsun. Şu an onu söylediniz. Hayır. Ama onu söyledim. Pazara gidip o elbiseyle pazara gitmiş bakıcısı olmadığı için ben evde. Ben de mutfaktayken öyle anladım. Hani hayır. Pazardan yardımcısı aldığınız elbiseyle. Ben istiyorsun. Yorum yapmadım. Ya gelmiş demiş ben yorum dediniz yapmadım yani. Sen şu ne an kadar gerçekten güzel bir elbiseymiş ki şu an hepinize ben yorum yapmıyorsunuz. Hayır ama ben yorum yapmadım. O zaman Nazmiye Hanım'dan farkınız kalmıyor. Dün yemeklere de yorum yapmadınız. Ya, yorum bakın, yapmadınız halde düşük verdiniz. Konu dağılıyor, farkında mısınız? Başlıyoruz ve başladığımız konu asla olmuyor. Tamam, diğer konudan devam edelim. Buyurun, dinliyorum sizi. Benim giyimimi eleştirebilmeleri için kendilerinin kusursuz olmaları lazım. Anlatabiliyor muyum? Şu an gayet kusursuz ve şu şık gözüküyor. Şu andan bahsetmiyoruz. Dünkü elbiseyle. Dün de şıktı. Hayır, dünkü elbiseyle lütfen şık değildi. Ben masamda şık buldum. Size puan verdiği için mi şık diyorsunuz? Hayır, ya da puan vermesiyle alakası yani yok. Ya da şık kavramının hayır, anlamını illa bilmiyorsunuz. Biz saten şık ya da farklı bir şey giymek zorundayım. Saten elbise yasak diye bir kural mı var ki? Artı ben yedek elbiseli zaten gelmiştim. Eğer olmamış olsaydı ekip arkadaşlarım beni zaten bu konuda uyarırlardı. Asiye Hanım. Ben kendime lütfen yakışanı giydim. Asiye Hanım hayır ben lütfen. Ben kendime yakışanı Asiye giydim. Asiye Hanım altındaki ayakkabıyı elbiseniz çok uyumsuzdu. Bunu o kabul size göre. Lütfen. O size göre. Ben de buraya hiç kimseye saygısızlık yaptı. Şortla gelmedim. Dün yok, ev sahibi bendim. Kendisinin kıyafetini gayet güzel yakıştırdım. Gerçekten ciddi misiniz? Ciddiyim. Güzellik kavramı kişiden kişiye kabul değişen ediyorum bir şey. Tat, tuz. Hayır. Kişiden kişiye değişen bir şey değil. Olmuşsa olmuştur. Ama güzellik kavramı benim gözümde pijamada giyse belki güzeldir. Hani bu benim görüşüm. Sizin görüşünüz bu. Hani siz hanımefendiye dün o şekilde saldırıyorsunuz. Ayağındaki ayakkabılarla bugün üstündeki elbise inanılmaz derecede uyumsuzdu. Abi ayakkabıyla penye elbise giymiş lütfen. Ama gayet de yaz mevsimine uygun bir kıyafetti. Tamam o zaman. Bir şey söyleyemeyeceğim. Yani şimdi ben bir erkek gözüyle yorum yapamıyorum. Bu şekilde görüyorum ama beni eleştiremezsiniz. Bunu. Şimdi bu zevke sahip ben insan beni eleştiremez. Ben zaten bu
Siz şu an size yüksek puan verdiği için Asiye Hanım savunuyorsunuz. Hiç alakası yok. Gerçekten şu an ben hani siz bir de modern dans yapıyorsunuz. Daha zevkli bir bireysiniz. Daha estetiksiniz. Evet, gözünle baktığı zaman da ruhunda net olarak güzelliği gördüğü için Asiye Hanım bir saniye. Ruhunuzdan bahsetmiyoruz, elbisenizden bahsediyoruz. Görsel ruhtan bahsediyoruz. Siz estetik bir beyefendisiniz. Evet. O elbiseyle o ayakkabı olmamıştı. Peki, artık ayakkabı, elbiseyi öften püften konuları bırakalım. Züleyha Hanım kendine yeni bir iş alanı oluşturmaya çalışıyor ve styling yaratmaya çalışıyor. Lütfen kendini geri tutsun. Bu tarz bir işte başarılı olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Benim kıyafetime laf atana kadar ilk önce kendi kıyafetini kendisini görmesi gerekiyor. Züleyha Hanım herkesin kıyafetiyle ilgileniyor. Bugün giydiği elbisesi ortadan yırtıktı. Kendisini görmüyor. Başkalarına söz söylüyor. Züleyha Hanım'ın zaten mesleği ne ben bilmiyorum. Açıkçası bir iş yaptığını düşünmüyorum. Bir iş yapabilen bir insan en azından bir şeyi doğru yapabilir. Yani bize 5 çeşit yemek yaptı. Bir tanesini doğru yapabilirdi. Ya da her gün süsleniyor püsleniyor geliyor. Ama ondan da masada çok fazla eleştiri alıyor. Bunu da açıkçası doğru yapabildiğini düşünmüyorum. Züleyha Hanım styling mi de geliyor bizim burada kıyafetlerimizi eleştiriyor. Yani ne haddine böyle bir şey yapamaz.